Öğretmenlik bir meslek değildir. Hocalık tırnak içerisinde bir meslek değildir, bir geçim kapısı değildir. Hele hele bir ticaret yahut ticarethane hiç değildir. Bu bir davadır, evet. Bu bir idealdir. Bu varoluşa dair bir meydan okumadır. Hocam öğretmenler ustadır, evet. Talebeler çıraktır. Okullar bir usta çırak ilişkisinin yaşandığı müesseseler, kurumlardır aynı zamanda. Yani branşı tarih olabilir, coğrafya olabilir, matematik olabilir ama her biri adamlık hususunda bir ustadır, ilişkiler hususunda bir ustadır, hayata bakış hususunda bir ustadır. O arada verdiği akademik tırnak içerisinde bilgi ise çocuğun dünyanın mevcut şartlarına ve yarına dair hazırlanması için kullanılacak malzemelerdir. Ama dikkat edin, amaç matematik değildir, fizik, kimya, biyoloji değildir. Amaç haysiyet ve şahsiyet sahibi işte bu ülkeyi ayakta tutacak, yarınki Türkiye'yi kuracak nesli yetiştirmektir. En temel vazifesi bu asil milletin kadim değerlerini yarına taşıyacak, geliştirecek ve bütün bir insanlığın, hocam dikkat buyurun, sadece Anadolu'nun, Türkiye'nin değil, bütün bir insanlığın muhtaç olduğu irfanı, İslam'ı, merhameti, vicdanı bütün bir insanlığın hizmetine sunacak bir nesli yetiştirmektir. Nurettin Topçu der ki öğretmenler için, öğretmenler ruh cephesinin maden işçileri gibidir. Maden işçileri gösterişsiz ve nümayişsiz çalışırlar. Yaptıklarının karşılığını madenden değil, sonsuzluktan, ukbadan, semadan beklerler. Öğretmenler kendisine emanet edilen çocuklar içerisinden yakutu yakut olarak alır, elması elmas olarak alır ve işler. Seyit Ahmet Arvasi üstadımız der ki, öğretmenlik yaptım, bir kez bile hiçbir derse abdestsiz girmedim. İbadet hükmündeydi çünkü onun için. Çocuklarla birlikte olmak, onlara ustalık yapmak, onlara bir şeyler verebilmek namaz gibiydi onun için, oruç gibiydi. Bakış açımızı biz bu zaviyeye çekmediğimiz sürece hiçbir pedagojik yaklaşım, hiçbir eğitim, öğretim stratejisi arzu ettiğimiz, bize yüklenen misyonu gerçekleştirici bir süreç inşası sağlamayacaktır. Öze dönmek, kim olduğumuzu bilmek, kimliğimizi hem bugün için muhafaza etmek hem de yarına aktarmak ancak Allah rızası için emanet şuuruyla çocuk yetiştiren anne baba ve öğretmenlerle mümkündür. İnşallah.